Alperen Muhsin Kurt'un hazırlayıp sunduğu Şifa Kapısı programının bu haftaki konuğu Avrasya Hastanesi kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Habib Çil oldu. Bugün yine dopdolu bir Şifa Kapısı programımızla ekranlarınızın karşınızdayız. Bugün yine özel bir hastaneden kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Habib Çil konuğumuz. Doçent Doktor Habib Çil kalp hastalıklarının belirtileri hakkında bilgiler verdi. Öncelikle hastalarımız bir kalp hastası profilinde ise, yani buna ait risk faktörlerini taşıyorlarsa kendilerini bu anlamda değerlendirmeye tabi tutmaları gerekiyor. Yokuş çıkarken, merdiven çıkarken egzersiz kapasitemizde bir sıkıntı var mı? Sınırlanma var mı? Kendi yaşadığımız birisiyle beraber yürürken bizim erken kesilmemiz, erkenden nefes darlığı yaşamamız, daha erkenden yorulmamız, yürürken göğsümüzün ağrıması, bu ağrı mutlaka bir sıkıştırıcı tarzda tipik dediğimiz kalp ağrısı olmak zorunda değil. Mutlaka sol kolumuza vurmak zorunda değil. Özellikle yaşlı hastalarda, bayan hastalarda, şeker hastası olan hastalarımızda bu ağrı kendini çok belli etmeyebiliyor. Hastalarımız bunu fark etmeyebiliyor. Dolayısıyla belirli risk faktörleri taşıyan hastalarımızın herhangi bir sıkıntı yaşamadan özellikle 40'lı yaşlarda mutlaka belli periyotlarla kardiyolojik kontrolden geçmelerinde çok büyük fayda var. Çil, kalp krizi anında yapılması gerekenler hakkında bilgiler verdi. Diyelim ki bir yakınımız veya kendimiz kalp krizinin tipik belirtileriyle karşılaştık. Nedir bunlar? Göğsümüzde ağrı, yanma, sıkışma, parçalanma gibi, yırtılma gibi bir his şeklinde olan bir göğüs ağrısı. Her şeyden önce. Kardiyoloji uzmanı Doçent Doktor Habib Çil izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Bana ne önerirsiniz hocam? Bilgilerinizi bekliyorum hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum tekrar. Teşekkürler Abdullah Bey, yayınımıza bağlandığınız için hocamız birazdan yanıtlayacak sorunuzu. Evet. Abdullah Bey'in güzel bir sorusu vardı hocam. Evet, az önce bahsettiğim gibi kalp krizi bizim hiç istemediğimiz, hiç hastamızın karşılaşmamasını istediğim, karşılaşmamasını tercih ettiğimiz bir durum. Ve hastamızda olduğu gibi kalp krizi geçiriyor hastamız. Kalbi belli bir oranda hasar görüyor. Doktora gittin. %30'lara inmiş kalp durumu dedi. Ve şey yaptı, pil önerdiler. Acaba olabilir mi, olmaz mı? Faydası olur mu bana? Ben de pilde tereddütte kaldım. Teşekkür ediyorum, kolay gelsin. Teşekkürler. Hocamız cevaplıyor sorunuzu. Öncelikle geçmiş olsun. İşte bu kalp krizinden korunmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir makada bu hastamız. Kalp krizinden sonra kalp fonksiyonları %30'lara indi diyor. Şimdi %30'lara indiğinde iki sorunumuz oluyor. Bir önceki hastamızın bahsettiği gibi nefes darlığı, çarpıntı, hareket ederken, yürürken değişik performans, egzersiz performansında bir kayıp. Bu bir sorun. Bir ikinci sorun da kalbi zayıflamış bir hastamızın kalbinin aniden bir ritim bozukluğuyla durma riski var.